Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah çok erken bir saatte uyandım, hazırlandım, markete gittim. Malzeme eksiğim vardı. Onları tamamladım. Yine mutfaktayım çünkü yine misafirimiz geliyor. Dediğim gibi çalıştığım için bu aralar tatilden kaynaklı böyle misafirimi bir arka arkaya kabul ettim. Çok yabancı değil zaten gelecekler. Kuzenim ve çocukluk arkadaşım gelecek. Tiramisu yapacağız. Daha önce bu kanalda aslında bunun böyle kısa bir versiyonunu yapmıştım. Ama şimdi dedim anlatımını yapalım. Böyle hiç tatlı yapmam diyen, elimden asla böyle şeyler gelmiyor diyenlerin bile yapabileceği bir tiramisu yapacağız. Tarifi aldım arkadaşım. Çünkü gerçekten hiçbir şey yapamıyordu. Hatta şey diyordu yani ben bile yapabiliyorsam bunu herkes yapar diyordu. Gerçekten böyle çok pratik. Ben hazır kekle yapacağım. Hatta göstereyim şöyle. Markette bunu buldum. Ama siz tabii ki eğer böyle güzel bir tarifiniz varsa pandispanya tarifiniz onunla da yapabilirsiniz. Hatta daha güzel olur. Ama niyeyse pandispanya yapamıyorum. Daha doğrusu bir kere deneyimledim. Tutmadı. Çok kötü oldu. O günden beri de böyle korktuğum için hiç denemedim bir daha. Aslında elim lezzetlidir. Her şeyi güzel yaptığımı söylerler ve pasta börek yapmayı zaten çok seviyorum. Ama pandispanyaları bir türlü tutturamadım. Ya bir türlü demin dediğim gibi bir kere denedim aslında ama korkudan dolayı deneyemiyorum. Dediğim gibi ben hazır kullanacağım ama tabii ki elinizde güzel böyle kakaolu pandispanya tarifiniz varsa siz onu yapın. Sade de olur bu arada daha hafif olur hatta ama ben kakaolu böyle bol acılı hani kahvesinde bol koyacağız. Öyle bir tiramisu'yu sevdiğim için öyle yapacağız. Benim böyle bir tane tarif defterim var. Şimdi oradan malzemeleri söyleyeceğim sizlere. 2,5 su bardağı süt, 5 kaşık şeker, 3 kaşık un, 1 damla sakızı vanilya da sade vanilya ki ben sadeyi daha çok seviyorum. Damla sakızını böyle daha farklı tatlılar da seviyorum. Tiramisu da çok sevmiyorum. O yüzden sade vanilya kullanacağız. Bunları kaynatacağız. Soğuyunca da 1,5 kutu labne koyacağız bunları ve karıştıracağız. Sonra da pandispanyanın hem arasında hem üstünde bu kremayı dökeceğiz. Çok pratik. Pandispanya'yı da sadece Nescafe ile ıslatacağız. Böyle sütlü karışımlı bir Nescafe yapacağız. Granül kahve dediğimiz. Onunla da ıslatacağız. Çok pratik. Malzemeleri çok az. Ve yaklaşık böyle bir 8-10 kişilik oluyor bu arada. Çünkü bir 10 parça yakın çıkar bunun içinden. Ve şimdiye kadar çok kişiye yaptım. Gerçekten defalarca kez yaptım ve herkes çok beğendi. Mutlaka deneyin bu tarifimi. Hatta deneyip aşağı yorumlayın. Tenceremi yerleştirdim. Beş kaşık şeker ekliyorum. Yarım olduğu için şöyle yarım da ekledim. Şöyle 3 kaşık da un ekliyoruz. Şöyle bir paketi vanilin. Altını açmadan bir güzel çırpıyoruz. Şu an açabilirim artık altını. Kısık ateşte bırakacağım bu arada çünkü çabuk yapışabiliyor. Kaynayana kadar da sürekli karıştıracağız. Bakın yine söyleyeceğim ama gerçekten deneyin bu tarifi. O kadar pratik, o kadar lezzetli oluyor ki yaklaşık böyle bir 10 dakikada malzemeleri hazırlarsam bütün yapım aşamaları 10 dakika. Tabii dediğim gibi pandispanyayı hazır alacaksanız bu şekilde benim gibi kolaya kaçacaksanız ama pandispanyayı kendiniz yapacaksanız o iş tabii ki uzar biraz. Ama bu tarifi yapmanız yaklaşık bir 10-15 dakikanız alır. Hani böyle misafirimiz çat kapı geldi misafirin yanında bile yapılabilir arkadaşlar çünkü çok pratik ve çok lezzetli. Kaynana kadar karıştıracağız çünkü dibini tutmaması lazım. Yavaştan kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama topak topak oluyor.
Bir iki dakika daha kaynatıp kapatacağım altını. Bakın çok güzel kıvamı. Şöyle göstereyim. Ben bunun altını kapatıyorum. Ve bunu soğumaya bırakıyorum. Ara sıra bu şekilde karıştıracağım. O sırada da ben keki ayarlayacağım. Şöyle ara ara yine karıştıracağım tabii. Benim bu tabağı hatırlayanlar var mı acaba? Çeyiz videolarımda belki izlemişsinizdir arkadaşlar. Bim'den aldım. Serilerden de çok da sorulmuştu. Çok uygun almıştım ben o sırada. Şu an var mı, halen devam ediyor mu bu kısımlar hiç bilmiyorum ama çok beğenerek almıştım. Hatta şöyle tabağını da göstereyim. Bakın şöyle. Bunun ayaklı kek tabağı da var bu arada ama onu ben iç taraflara koymuşum diye şimdi bunu çıkardım. Zaten bir tiramisu yapacağım. Bir de bir tane kuru pasta aldım. Hazır kuru pasta aldım. Onları koyacağız. Şöyle şu seti kullanacağım. Çok ama çok güzel. Hele gold çatal bıçakla o kadar şık görünüyor ki. En sevdiklerim bunlar. Şimdi şöyle bir bardağa granül kahve ekleyeceğim. Tam doldurmadığım için şöyle ekliyorum. Şimdi sıcak su ekleyeceğim. Çok az da süt ekleyeceğim. Aslında sade de yapılabilir ama sade olunca çok acı olduğu için ben çok az süt ekleyeceğim. Tabii ki de biraz şeker. Güzelce karıştıracağız. Bu arada kremam soğudu gibi. Bakın ara ara dediğim gibi karıştırdım ki üstü kabuk tutmasın. Şöyle yine karıştırıyorum. İlk katını koyduktan sonra yarısı kadar Nescafe ile bu keki ıslatacağım. Sıcak tutacağım. Şöyle yeterli olur. Şimdi kremaya döneceğiz. Kremanın labresini koyduktan sonra da gelip bu pandispanın arasına kremayı dökeceğiz. Şöyle bir kutu labneyi dökeceğiz. O kadar lezzetli bir krem oluyor ki. Bu arada ben bunu bir ara kedi dili bisküviyle yaptım. Kuplara yaptım. Ama o sıralarda daha henüz video çekemediğim için, böyle çekindiğim için göstermemiştim o kısımları ama bir gün onu da yaparız. Görüntü olarak çok daha muhteşem oluyor. Biraz daha oyalıyor sadece her kaseye işte kedi dili bisküviyi kırıp yine Nescafe ile satıyoruz. Üzerine krema, sonra yine kedi dili bisküvi, sonra krema şeklinde yapıyorum. Çok güzel oluyor da. Tat olarak aynı. Sadece görüntü bir tık daha şık. Şöyle yakından göstereyim. Bakın labne de eridi içinde. Çok güzel. İnsanın bir İtalya'ya gidesi geliyor tiramisu yerinde yemek için. Şimdi bu keki üstüne koymadan önce burada ıslatacağım ben. Şöyle.
her yerine gelecek şekilde ıslattım. Şimdi ortadan kaldırayım. En korktuğum şey şudur ya, şu kısım olmazsa diye. Şimdi kalan kremayı güzelce dökeceğiz üstüne. Şey, kenarlara sadece dökülme efekti vereceğim. Yani çok düzgün bir şey yapmayacağım aslında. Çok düzgün olmasına gerek yok. Çünkü birazdan üzerine zaten kakao döreceğiz. Bence oldu. Bakayım, şöyle göstereyim. Dediğim gibi ben şu efekti seviyorum bu arada. Siz isterseniz daha düzgün yapabilirsiniz ama şöyle biraz düzelteyim de sonra linç yemeyeyim. Anlamadım neden. Ben de korkarak yapıyorum. İşte bundan korkuyordum. Tanelerden korkuyordum. Şunu alayım. Böyle elimle sarkacağım arkadaşlar, artık yapacak bir şey yok. Çünkü bu ağızda çok kötü bir tat bırakır. Acilen süzgeç almam lazım. Şöyle göstereyim. Tiramisu'm hazır. Buzdolabına koyacağım. Zaten şu an saat 9.30 gibi. 1 gibi, 2 gibi gelecekler. O zamana kadar hayli hayli soğur. Sıcaklayınca ben ne kadar seviyorum şunu anlatamam. Sesinden dolayı beni duyamayacaksınız muhtemelen ama tiramisu yaptım, dolaba koydum. Onun dışında başka bir hazırlığım yok. Dediğim gibi kuru pastam var. Onu koyacağım zaten çayın yanına. Tiramisu ile beraber yeterli olur. Belki annem yine her zamanki gibi biberliği çıkarır buzluktan. O yüzden hazırlıklarım tamam. Aslında evim temiz. Şimdi gösteririm. Ev temiz çünkü yani 2-3 gündür arka arka sürekli evi silip süpürüyorum. Tozunu alıyorum zaten ama yıkımlar devam ediyor. Biliyorsunuz Antakya, Hatay'da yaşıyorum ben. Hatay'da yaşıyorum. Orta hasarlı binaların bir kısmı davalıktı. O yüzden yıkımlar halen devam ediyor. Çok fazla toz var. Ne kadar toz alırsam alayım hemen yine böyle 1-2 saat sonra evi toz alıyor. Artı dün biz burada dizi izlerken çekirdek çitledik. Koltuğun üstünde de biraz böyle çekirdek kırıntıları var. O yüzden böyle hızlıca bir toz alıp evi silip süpüreceğim. Zaten başka işlerim de yok. Şu an saat 10. Zaten misafirler 1'den sonra gelecek. Bakın dediğim gibi yani normalde ev bayağı düzenli, bayağı temiz. Şöyle toparlanmış durumda. Hatta yatak odam bile tertemiz. Diğer odamız da tertemiz. Ama yine de hızlıca bir temizlik yapacağız. Thank you.
Yine bir gün yoruluyorduk. En güzel şey neydi? Tabii ki Türk kahvesi. Hatta Hatay kahvesi. Şimdi ondan yapacağım. Abimler, babam, annem hepsi bahçede açıda oturuyorlar. Onlarla beraber içeceğiz. Hemen bir dinlenmiş olurum. Kahveyi kısık ateşte koyacağım. O sırada da belki sadece bir salonun bir yatak odasını silmiş olurum. Hani yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Kahve olurken ben de yerleri sileceğim. Sonra da işim bitmiş olacak artık. Misafirin gelmesine daha çok var, dinlenirim de. Tabii yine su içmeyi ihmal etmiyoruz. Bayağı susamışım benim ikinci bardağım bu arada. Şöyle üstümü değiştirdim. Dışarıdan ses geliyor şu. Şöyle üstümü değiştirdim.
Saçlarımı düzenledim tekrardan. Bir makyajımı tazeledim. İşlerim bitti. Acıktım. Kendime şöyle bir şeyler hazırladım. Misafirler gelene kadar en azından onları atıştırayım dedim. Böyle ara öğün olarak. Bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında muhtemelen misafirlerim de gelmiş olur. Şöyle patlıcanlı mercimekli, bayağı sağlıklı, içinde soğan, sarımsağın olduğu, biberin olduğu bir yemek yapmıştım dün. Onu yiyeceğim. Yanına da bir bardak ayran doldurdum. Şöyle.